Anadolu'nun yerli ağacı, kısaca Kızılcama Türk çamı da diyorlar. Böyle bir ağaçla alakalı bu spekülatif paylaşımlar iyi niyet taşımıyor. Dünyanın bir de hiçbir yerinde kesinlikle yanan alanlarda tür değişikliğine gidilmez. Sebebi genetik kirlenmedir tür değişikliği. Tür değişikliği ancak verimli, bonitesi yüksek arazilerde endüstriyel plantasyon dediğimiz ağaç sektörünün, daha doğrusu sanayi sektörünün odun ham maddesi ihtiyacını karşılamak için yapılır. Önemli küçük ve dar alanlarda ve verimli arazilerde bu yapılır. Şimdi şu an yanan alanlarda bunu yapmak ülkeye kötülük demektir. Asla böyle bir şey mümkün değildir. Bununla alakalı şunu söyleyebiliriz. Orman Genel Müdürlüğümüz bunu uyguluyor. Yanan alanların, daha doğrusu yerleşim alanlarının kenarı, yolların kenarları, karayollarının kenarları, denizlerin kenarları, ziraat arazilerinin kenarlarına yardop dediğimiz yanan alanların rehabilitasyonu ve yangına dirençli ormanlar dediğimiz ormanlardan, yapraklı türlerden ağaçlar dikerek yangın önleme zonları oluşturuyoruz. Zaten bu uygulana gelen bir model ama 200-300 metre genişlikteki alanlara, daha fazla alanda bunu yapamazsınız. Bu soruya değerli Şenol Bey kardeşimizin söylediğini destekler, bilgiler olarak takviye ediyorum. Durum budur. Lütfen herkes kendi alanındaki ehliyetine, liyakatine uygun konuşmalar yapsın. Milletimizin kafası karıştırılmasın. Dolayısıyla Burcu Hocam kendi alanıyla, Didem Hocam kendi alanıyla, saygıdeğer Yılmaz Hocam kendi alanıyla ilgili bilgiler nasıl veriyorsa, herkes kendi alanıyla bilgiler verirse, dolayısıyla toplumu daha doğru noktaya sevk ederiz. Sorunuza gelince, bence kamuoyunda uzun zamandır her yangın sezonunda tabiri caizse dillere pelesenk edilmiş bu soru gündeme taşınır. Efendim, yanan alanlar, hatta Türkiye'de bazı siyasiler ve ideolojik yapılar bunu efendim akıllı yangınlar, sınırları çizilmiş yangınlar, betonlaşacak araziler, hatta daha ileri gidilerek deniyor ki biz burada betonlaşma yapmayacağız, yıkacağız. Şimdi öncelikle bu söylemlerden çok ciddi manada ateş savaşçıları üzülüyor ve gerçekten rahatsız oluyor. Bir defa Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz Anayasanın 169. maddesi ile yanan orman alanlarında 1 metrekare alanın bile ormanlaştırma maksadı dışında kullanılamayacağını anayasa hükmü önüne koymuş. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nde son 50 yıla baktığımızda her türlü siyasal parti, ideoloji Türkiye'de icraatın başına gelmiş. Ve hiçbirisi de ormanlara, tabiata, doğaya, çevreye zarar verici kanuni düzenleme yapmamış. Anayasanın 169. maddesine dokunmamış. Ez cümle Türkiye siyaseti aslında doğayı, tabiatı ve ormanları koruma konusunda sınıftan geçmiştir. Hal böyleyken kendileri yönetimde ABC, hiç bunda siyasi erim yapmadan söylüyorum. Mevcut iktidar da, muhalefet de, iktidara gelmemiş diğer partiler de. Herkes kendi dönemlerinde ormanı koruma noktasında hassas davranmış, ormana zarar verici bir eylem yapmamış ki şu andaki iktidarın 18 yılında da böyle bir şey olmamış. Dün de olmamış, önceki gün de olmamış. Hal böyleyken sırf siyaset malzemesi yapılarak, polemik yapılarak betonlaşacak algısı külliyen yalan ve iftiradır. Şimdi ikide bir ben bununla alakalı da 1,5 dakikalık bir video yaptım ve yayınladım. Anayasanın 169'unu anlatan, Türkiye'de 1 metrekare yer yoktur ki yandıktan sonra burası imara açılsın, betonlansın. Hasan Yoktur. Hocam, teşekkür ederim. Ben de sık Bir sık... özür diliyorum Dilara Buyurun, Hanım. Bir buyurun. bilgiyle bağlamak isterim. Tabii. Çünkü bu açıklamadan sonra hoşgörünüze teşekkür ediyorum. Sürekli Bodrum'da bir Titanic otelin fotoğrafını yayınlayarak hem siyasiler hem ideolojiler hem farklı görüş sahipleri polemik yapıyorlar. Bir defa bu alanın yangından önce, yani 1987 yılında, bakın biz 2021'deyiz, turizm alanı ilan edilmiş, ormanlardan kamu yararı gereği karayolu, hastane, eğitim maksatlı, turizm maksatlı ve maden maksatlı izinler verilir. Ancak o yer yangın görmüşse asla bu maksatlar dahil izin verilmez. Bu bahsedilen yerse 87 yılında turizm alanı ilan edilmiş. Ne mevcut iktidar var ortada, ne mevcut yöneticilerin hiçbiri, bürokrasi ve siyaset.
turizm alanı tahsis edilmiş, o ilgili kişi yatırım başlamış. Yatırım devam ederken ormanda yangın çıkmış, bunun izinli alanında bir kısmı yanmış. Teşekkür ederiz Hasan Bey. Özür dileyerek. Cümleyi bitireyim. Çok özür diliyorum. Buyurun, son cümlenizi alalım. Sonunda ormana bir tane taş konmamış ve ormanlaştırılmış. Teşekkür ederim. Speküle ediliyor, üzülüyoruz. Teşekkür ederim. Katılımcılarımızdan bir soru olacak. Buyurun. Buyurun. Öncelikle iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben Didem Hocam'a bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Bu gelişen dünyamızda küresel yangınların çevre kirliliğiyle acaba bir alakası var mıdır? Ve bir tane daha sormak istiyorum. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde daha ne gibi büyük değişimler yaşayacağız? Neler göreceğiz? Ve ben bunu çok merak ediyorum. Teşekkür ederim. Didem Hocam, söz sizde. Orman yangınlarıyla çevre kirliliği arasındaki ilişki şeklinde anlıyorum soruyu. Tabii biz orman yangınları ortaya çıktığında en küçüğünden en büyüğüne kadar bir halk sağlığı uzmanı olarak, çevre sağlığı alanında da uzmanlaşmış bir kişi olarak hep aklımıza atıklarımızı bertaraf etmek için kullanılan yöntemleri unuttuğumuz ve bu atıkları vahşi depolama şeklinde ağaçlık bölgelere ya da kendimizden uzağa attığımızı dile getiririz. Derslerimizde de bunu anlatırız. Öğretilerimizde de bu vardır. Örnek vermek gerekirse elimizdeki şişeleri, elimize geçmiş olan evimizin çöpü olduğunda kapımızın önüne bile koymak istemeyip çöp konteynerlarına kadar götürdüğümüz o atıkları çok rahat bir şekilde ağaçlık bölgelere atma alışkanlığımız var. Şu anda yürütülmekte olan tüm dünyada ve Türkiye'de sıfır atığa ulaşma gibi bir hedefle bunları unutmaya çalışsak da bir halk sağlığı uzmanı olarak yine şunu söylemek isterim ki kültürü değiştirmek çok zor. Bir insanın alışkanlıklarını değiştirmek çok zor. Çok kısa bir sürede olmuyor bunlar. 5 yıllar, 10 yıllar yetmiyor. Onun için de demin sorulan bir soru vardı. İklim bilinci, iklim ve sağlık ilişkisi bilinci, iklim ve sağlık okuryazarlığı, çevre sağlığı okuryazarlığı gibi düzeylerimizi yükseltmemiz gerekiyor. Evet, orman yangınlarında insan eliyle yapılmış hatalar çok büyük yer kaplıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.